Yarın mahkemem var biliyorsunuz. Bir şeyler yapamaz mısınız benim için? Lütfen. Altında kalmam bu iyiliğiniz. Avukatımla konuştum. Aslında çıkman o kadar da zor değil. Dosyanı da incelemiş biraz. Neticede suç ortaklığına dair bir kanıt yokmuş ortada. Yok. Çünkü suç ortağı değilim ki. Ama bir itirafta bulunmuşsun. Oğlunla konuştuğuna dair. Evet. O benim oğlum. Beni arayacak haliyle. Oğlumla bir olup da kartalın kasasını boşaltmadım ya. Tek suçum paraları alıp gittiğinde yerini söylememek oldu. İşte o olmadı. Yarın bunu mahkemede de söylersen vay haline. Çıkman zor. Tamam. Ne diyeceğim peki? Oğlumla konuştum evet. Korkuttu beni. Tehdit etti diyeceksin. Zaten daha önce adam yaralamadan içeri girmiş. Yapacaklarından korktum diyeceksin. Biraz da gözyaşı döktün mü? Gerisi benim avukatın maharetine kalmış. Ki o da alanında gayet iyidir. Tamam. Siz ne derseniz o. Sağ olun. Bu arada senin özel olayın ne? Gençliğinin en büyük hatası ne diye soruyorsunuz bana. Özer yalanlarıyla girdi hayatıma. Ömrümü mahvetti. Mustafa 5 yaşındaydı Özer bizi terk ettiğinde. Tek başıma büyüttüm oğlumu babasız. Sonra da babasının karşısına çıkmak istedi. Rüşan'la da biz birbirimize girdik. Gerisini biliyorum zaten. Kartal biraz bahsetti. Oğlun ona dert yanmış. Yazık olmuş sana. Gençliğine. Ama için rahat olsun. Kimsenin ettiği yanına kalmıyor. Özer de artık cezaevinde. Komşu oldunuz. Ne? O burada mı? Her zalim burayı tatacaktır. Ben zalim değilim ki. Sen yakında çıkacaksın, Sevilay Hanım. Ama zalimler burada kalacak. Siz harika bir insansınız. Yanıltmadınız beni. Vallahi harika mıyım bilmiyorum. Ama benim de bazı şartlarım olacak bu iyiliğimin karşılığında. Nedir?